En son bu Ehl-i Beyt, Ali Beyt Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, geçmiyor mu tartışmasında kalmıştık. Onu zikretmiştik. Selamun ala İlyasin veya Ali Yasin öyle mi okunur, öyle mi okunur? Buradaki o ince gramatik hakikati atladıkları için bir komik durum ortaya çıkmıştı. Bunu ifade etmiştik. Özetle tekrar edelim. Selamun ala İlyasin diye okuduğumuz Şura suresinin 23. ayetiydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan hareketle müellif demişti ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sin harfi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizi sembolize eder demişti. Yasin de bildiğimiz Yasin suresinin başındaki Yasin harfleri de ey peygamber demektir. Ya nida edatıdır. Yasin ey peygamber demektir demişti. Şura suresindeki selamun ala Ali Yasin, biz onu daha meşhur kıraatlerde İlyasin diye okunduğunu söylemiştik. Ama Ali Yasin diye okunabildiğini de görmüştük. Müellif buradan hareketle selamun ala Ali Yasin demekle Ali Beyt'e de Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiğini, hatta bunun bir tasrih olduğunu söylemişti. Çünkü Ali Yasin sin efendimizdir. Ali Yasin de onun alidir. Dolayısıyla Ali Beyt'e, Ali Resul'e Kur'an-ı Kerim'de temas edilmiş, değinilmiş demişti. Biz de burada demiştik ki burada bir atladığınız durum var. Selamun ala Ali Yasin dersek bunu Türkçe'ye şöyle tercüme ederiz. Ey Sin'in aline selam olsun. Yani ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aline selam olsun. Bundan bir şey anlaşılmıyor. Çünkü nida edatını atlayamayız. Selamun ala Ali Yasin dersek Yasin'in yani ey peygamberin aline selam olsun. Anlamsız bir cümle çıkıyor ortaya. Bunu aleyhissalatü vesselam Efendimizin aline delalet ettiğini söyleyebilmemiz için cümlenin selamun ala Ali Sin olması gerekir. Ali Sin, Sin'in Ali. Burada yer var kardeşim. Burada yer var. Selamun ala Ali Sin olması gerekir. Sin Efendimiz'e işaretse, Ali Sin de onun aline işaretse, burada bir boş yer daha var. Dolayısıyla ibarenin selamun ala Ali Yasin değil, selamun ala Ali Sin olması gerekir demiştik. Burada böyle bir atraksiyon durumu var, ona dikkat çekmiştik. Sonra bu oturum, ikinci oturumun son şeyiydi bu, son bahsiydi. Efendim, burada şunu da söyleyelim. Bizim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aliyle, itresiyle, mübarek nesliyle herhangi bir sorunumuz yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Ali Resul'e Aleyhisselatü Vesselam değinmiş olsa, bunları zikretmiş olsa bu bizim Ali Resul'e bakışımızı, hürmetimizi sadece teyit eder, tekit eder, ziyadeleştirir. Dolayısıyla bu söylediklerimizden şu netice çıkarılmasın. Kardeşim niye gocunuyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Ali Resulü zikretmiş olması sizi niye rahatsız ediyor? Hayır haşa niye rahatsız etsin? Bundan rahatsız olmamız söz konusu değil. Burada işi doğru yapmak bakımından, işe hakkını vermek bakımından meseleyi ele alıyoruz. Yoksa zikredilmiş olması bizim için sadece Ali Resul'e, hürmete şayan o nesle olan bakışımızı, hürmetimizi tezyid eder, bunu tekit eder. Buradan rahatsızlık falan söz konusu değil. Bu bahis burada bittikten sonra üçüncü oturum başlığı altında. Hemen kısa kısa okuyup geçeyim.
ehl-i sünnet kesimi temsil eden ve burada hafız diye anılan zat söze başlıyor üçüncü oturumda. Diyor ki kıble sahip müellife hitap. Dün gece eve gittiğimizde niçin çeşitli milletlerin akidelerini etraflıca araştırmıyor, onları dikkatle incelemiyoruz? Sizin deyiminizle niçin mutaassıp kimselerin bazı kitaplarıyla yetiniyoruz? Böylece bir takım hakikatleri bizden gizli kalıyor, hakikatler bizden gizli kalıyor diye düşünerek kendimi hayli kınadım diyor. Bundan evvel de söylemiştik. Yani bundan bir iki bahis öncesinde artık ehli sünnet diye takdim edilen o kişiler iddialarından vazgeçtiler, yelkenleri suya indirdiler, müellife teslim oldular. Şimdi o onları yavaş yavaş formatlıyor. Burada da böyle bir girizgah var gene. Efendim, müellif diyor ki, davetçi adıyla anılıyor. Allah Teala Hüccetül Baliga, en üstün delil Allah'ındır buyurduğuna göre dün geceki toplantıda ilahi hüccetlerden biriydi. Bunun ne kadar hüccet olduğunu, ne kadar olmadığını gördük. Beyler sohbetin evvelinde birazcık alışkanlıklarından dışarı çıkıp insaf, ilim ve akıl gözüyle sözlerime dikkat ediniz, ettiniz. Bilmelisiniz ki söylediğim şeyler ilim, akıl, mantık ve hakikat ölçüleri üzeredir. Mübarek kulaklarınıza doldurdukları ve aklınızı kurcaladıkları şeyler içinizdeki mutaassıp ve bencil kimselerin inatlarından kaynaklanmıştır. Bunu yapan kim, eğer böyle bir şey yapılmışsa, bunu yapan ehl-i sünnetin uleması, selefi, burada çaktırmadan oraya bir salvo yapıyor meğerli. Allah şahittir ki bu toplantılarda konuşurken galibiyet ve mağlubiyet fikrinde değilim. Tek hedefim ehl-i beyt hakkını ve onların mektebini savunarak hakikatlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Burada da hemen ayağına verilmiş topu köşeden 90'a gönderdi müellif. Ehl-i Beyt'in hakkını savunuyor. Öbürleri, yani Ehl-i Sünnet, bunu ketmediyor. Bundan rahatsız. Onlar Ehl-i Beyt'i savunuyorlar. Tekrar muhatap alıyor konuşmayı. Biraz uzunca orayı geçeyim. Şey diyor. Şia'nın hangi grubu haktır? Şia da böyle kısım kısım, grup grup falan. O da diyor ki, dün gece Şia çeşitli gruplara ayrılmıştır diye bir şey söylemedim. Dün gece Şia'nın manasını arz ettim ki onu evvel görmüştük. Yani Şia, Allah ve Peygamber'e itaat eden ve Resulullah'ın emri gereğince Risalet ailesinin takipçileri olan bir fırkadır. Burada da Şia ismi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunu takip edenlerin ismi hası olarak takdim edildi bize. Şia dışında kalanlar dolayısıyla bu sıfattan yoksunlar. Böyle yapmamışlar. Efendimizin ve Ehl-i Beyt'in yolunu takip etmemişler demektir. Ümmet Şia'dan ibarettir gibi bir doğrudan neticesi var bunun tabii. Ama bazı oyuncu fırkalar kendilerini Şia göstererek her şeyden habersiz cahil insanları kendi çevrelerine toplamış, kutsal Şia isminden sui istifade etmişlerdir. Bunları sayacak birazdan. Batıl inançları, hatta küfür ve zındıklığı bu isimle insanlar arasında yaymışlardır. İşte bundan dolayı gerçekler üzerinde tahkik yapmayan bir takım cahil insanlar, ki bunlar bizim alimlerimiz oluyor, onları tarihte Şia adıyla anmışlardır. Bu batıl, sapkın, kafir grupları bizim cahil ulemamız tarihte Şia diye anmış. Oysa bunlar Şia değilmiş. Onlar gerçekte dört fırkaya ayrılmaktadır. O dört fırkadan sadece iki tanesi baki kalmıştır. Diğer iki tanesi ise tamamıyla yok olmuştur. Baki kalan iki fırkadan da çeşitli fırkalar ortaya çıkmıştır. Dört fırka şunlardan ibarettir: Zeydiye, Kisaniye, Keysaniye, Kaddahiye ve Kulat. Şimdi burada şunu söyleyelim. Müellifin burada andığı, anmadığı grupları Şia diye anmak, Sünni Fırak mezhepler tarihi yazarlarının sadece onların tavrı değildir. Şii Fırak yazarları da onları Şia içerisinde saymıştır.
Açın bakın Nevbahtî'nin ve Kummî'nin Fırak kitaplarına. Bunlar Şii'dir. Fırak-ı Şia kitaplarına açın bakın. Kitabın adından da belli zaten. Fırak-ı Şia, Şia'nın fırkaları. Orada bütün bu grupları sayıyorlar. O zaman buradaki bu cahil kimseler, saptırıcılar bilmem neler doğrudan doğruya Şii Fırak yazarlarını anlatıyor olmalıdır. İşte Zeydi olduğu söylenen Hemyeri, Neşvan el-Hemyeri, onun da El-Hurul Ayn isimli kitabını açın bakın. Orada da bu gruplar Şia'dan sayılıyor. Dolayısıyla yani meseleyi böyle manipüle ederek bir takım zorlamalarla, tekellüflerle ehli sünnetin üstüne bir taş daha buradan yuvarlayabilir miyim? Gerek yok. Her şey açık, hakikat ortada. Bu taksim, yani bu fırkaları da Şia içinde sayma tavrı ehli sünnet fırak yazarlarının Fırak yazarlarına has bir durum değil. Müellif bunları söyledikten sonra Zeydiye inancına kısaca değiniyor. Önemli olduğu için orayı bir okuyalım. Diyor ki Zeydiye fırkası kendilerini Zeyd bin Ali bin Hüseyin'in takipçileri olarak bilen kimselerdir. Zeydi İmam Zeynül Abidin'den sonra imam biliyorlar. Şimdi de Yemen ve çevresinde Zeydiye fırkasına bağlı kimseler az sayılmayacak nüfusa sahiptirler. Zeydilerin akidesi şöyledir. Her alim, zahit ve cesur olan Fatımi Alevi, yani Hazreti Fatıma annemizin soyundan gelen evladı, kılıçla kıyam edip halkı kendisine davet ederse o imamdır. Zeydilerin imamet inancı böyledir. Evet. Çünkü Hazreti Zeyd, Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik'in hilafeti zamanında Beni Ümeyye'nin baskı ve zulümleri neticesinde Kufe'de kıyam etti. Sonunda şehadet şerbetini içti. Nitekim dün gece onun biyografisini özet olarak bir konuyla ilgili olduğundan dolayı arz etmiştim. Dediğimiz gibi Zeydiler onu imam kabul edip ona uymayı kendilerine farz biliyorlar. Oysa ki Cenab-ı Zeyd'in makamı bu çeşit sözlerin ona isnat edilmesinden daha yücedir. Yani İmam Zeyd'in imamet gibi bir iddiası olmamıştır diyor. Hazreti Zeyd, Beni Haşim'in büyük şahsiyet ve seyitlerindendi. Zühd, ilim, fazilet, din, vera, ibadet, şecaat ve cömertlikte kavminin seçkinlerindendi. Geceleri ibadet, gündüzleri ise oruç tutmakla geçiriyordu. Burada İmam Zeyd'in şahsi hususiyetleri, ilmi mevkii anlatılıyor. Zühd, ilim, fazilet, din, vera, ibadet, şecaat ve cömertlikte kavminin seçkinlerindendi. Yani ilim sahibiydi, abiddi, zahiddi, cesurdu. Bütün bunlar tamam. Ama devamı geliyor. Hazreti Zeyd'in kendisi kesinlikle imamet iddia etmemiştir. Bu sıfatlara sahiptir, tamam, ama kendisinin imamet iddiası olmamıştır. Bu ona isnat edilen bir iftiradır. O kendisini değerli kardeşi İmam Muhammed Bakır'ın imametine olacak tercümede bir keklelik var. Muti ve tabi olarak görüyordu. Ama oyuncular o hazretten sonra şöyle bir kaideye itikat ettiler. Evinde oturup perdesini aşağı salıveren, halktan saklanan kimse imam değildir. İmam, alim, salih ve görüş sahibi olan ve kılıçla kıyam eden her fatımi kişiden ibarettir. Bu oyuncu kimseler, bu desiseci kimseler, halkı o hazretin, İmam Zeyd'in imametine davet ettiler. Bir teşkilat kurdular. Şöyle demek de mümkündür. Kendi hedefleri doğrultusunda bir dükkan açtılar ve kendi aralarında 5 fırkaya ayrıldılar. Bu İmamiyye Şiası'nın konuyla ilgili yazan, kelam eden, konuşan her ferdinden gördüğümüz bir tavırdır. İmam Zeyd iyi bir adamdır. İşte abittir, zahittir, alimdir. Hatta Sübhani'ye bakarsanız, Çağdaş İmami Fırak yazarı Cafer Es-Sübhani'ye bakarsanız İmam Zeyd'in ne itikatta ne amelde imamlık seviyesinde olduğunu söylemek mümkün değil.
o imam değildir, imam sayılması doğru değildir diyor. Evet, alimdir. Kardeşi Muhammed Bakır'dan ilim tahsil etmiştir efendim ama imam değildir. Ne itikatta ne fıkıhta kendine ait bir mezhebi yoktur. Böyle bir mezhep kuracak kapasitesi de yoktur. Bunu açıkça tasrih ediyor Sübhani. Konuyla ilgili 7-8 ciltlik bir kitabı var Sübhani'nin. 7. cildinde bu şeyi, bu söylediğim ifadeleri görebilirsiniz. Buhus fil Milel ve Nahl isimli eseri Cafer Sübhani. Burada gene Peşaver Geceleri müellifi biraz daha İmam Zeyd'e karşı hürmetkar davrandı. Alimdir dedi, ilim sahibidir dedi, fazıldır dedi. Onu da artıhanesine yazmış oldu. Fakat şu kendisi kesinlikle imamet iddia etmemiştir sözü İmamiyye'nin yaygın propagandasıdır. Ve fakat Zeydiler bakımından bunun hiçbir önemi yok. Zeydiler bunu hatta İmam Zeyd'e yapılmış bir iftira olarak anıyorlar. Bunu kendi Zeydilerin kendi rivayet kaynaklarında da çok açık net biçimde görüyoruz. İmam Zeyd'in gerek ilmi, gerek İmam Muhammed Bakır ve yeğeni Cafer-i Sadık tarafından ne kadar tazim ve tebcil gördüğü, hürmet gördüğü, döneminin imamı olarak anıldığına dair Zeydi kaynaklarda çok çarpıcı rivayetler var. Birisini arz edeyim. İmam Musa Kazım kanalıyla geliyor. Babası İmam Cafer-i Sadık'tan, o da babası Muhammed Bakır'dan diyor ki, İmam Cafer diyor ki, babam Muhammed bin Ali'nin şöyle dediğini duydum. Yani İmam Muhammed Bakır'ın şöyle dediğini dinledim. يَقُولُ لِأَخِيهِ زَيْدِ بْنِ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ حَيَاتَكَ حَيَاتَ السُّعَدَاءِ Allah Teala senin hayatını, ömrünü mutlu, saadetli, mesut kişilerin hayatı kılmıştır. Efendim. وَجَعَلَ وَفَاتَكَ وَفَاتَ الشُّهَدَاءِ Vefatını da şehitlerin vefatı kılmıştır. Yani sen mesut bir hayat yaşayıp şehit olarak öleceksin. Ve semi'tu Musa ibn Cafer yakul inne kavmen yaz'umuna ennehum lena evliya. İmam Musa Kazım diyor ki bir kısım insanlar kendilerinin bizim dostumuz olduğunu iddia ediyorlar. İşte o Şia'yı anarken hep anlattığımız politbüro var ya, İmam Musa Kazım onları kastediyor. Onlar bizim dostumuz olduğunu iddia ediyorlar diyor. Efendim, وَمِنْ عَدُوِّنَا اَبْرِيَاءَ Onlar bizim düşmanlarımızdan da beri olduklarını söylüyorlar. Ama وَيُبَرِّئُونَ مِنْ عَمِّنَا وَسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ عَلِي بَرِيَ اللّٰهُ مِنْهُمْ Bu kimseler bizim dostumuz olduğunu söylüyor. Düşmanlarımızın düşmanı olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda amcamız ve efendimiz Zeyd bin Ali'den teberri ediyorlar. Allah onlardan beridir. Ya da Allah onları uzak tutsun. Şimdi bu İmam Musa Kazım'ın hem Şia hakkında, İmamiyye Şiası hakkında hem de İmam Zeyd hakkında birinci elden şehadetidir, birinci elden tanıklığıdır. Şimdi bunu nereye koyacağız? İmam Musa Kazım, İmam Zeyd'den teberri edenlerin Allah'tan uzak olduğunu söylüyor. Ve İmam Zeyd'in seyyidimiz diye anıyor, seyyidi olduğunu söylüyor İmam Musa Kazım. An Süleym ibn Kuleyb, an Abdülmelik, قال, سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ ابْنَ عَلِي ibn الْحُسَيْنِ فَقُلْتُ Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, İmam Ali Zeynel Abidin'in oğlu Hüseyin'e birisi soruyor. Süleym bin Kuleyb'in nakline göre
Süleym'in Küleyb'den, onun da Abdülmelik'ten nakline göre soran kişi Abdülmelik. Burada baba adı, künyesi tasrih edilmemiş. Abdülmelik isimli birisi soruyor ona. Diyor ki, bana güvence vermeni istiyorum diyor. Allah adını anarak aramızda takiyye olmasın. Ben sana bir şey soracağım şimdi. Sen bana takiyyeye başvurmadan cevap ver. İşin hakikati neyse onu söyle diyor. O da dedi ki, benden yemin almadan benim söylediğim sözlere güvenme. Takiye yapıyor demek ki rivayete göre. Efendim, sel amma bedalek, şimdi istediğini sorabilirsin. Yemin aldığına göre benden istediğini sorabilirsin diyor. O da diyor ki, akhbirni an hadal emr. Evvelun nase islamen ebuke Ali. Bana şu imamet işinden haber ver. Bu işi bana anlat. İnsanların ilki Müslüman, ilk Müslüman olanı baban Ali. Efendim, Hazreti Ali Efendimizin bir kısım faziletlerini saydıktan sonra diyor ki, nasıl oldu da diyor bu iş başkalarının eline geçti, bu imamet başkalarının eline geçti diyor. O da, لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ ف۪ي شَرِّ دَارٍ, çünkü Araplar şerli kimselerin elindeydiler diyor. وَذَكَرَ قِصَّةً, daha sonra olayı anlattı, baştan alarak anlattı. قَالَ ف۪ي آخِرِهَا, kıssanın sonunda, anlatımının sonunda şöyle dedi. ثُمَّ وَلُّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَقَمُوا عَلَيْهِ, sonra insanlar Osman'ı halife tayin ettiler. Daha sonra da فَقَتَلُوهُ, onu öldürdüler, onun üzerine kalkıştılar. Efendim, intikam aldılar, onu öldürdüler. ثُمَّ بَعْيَوْ عَلِيَّنْ تَايَعِينَ غَيْرَ مُكْرَه۪ينَ, sonra Ali'ye herhangi bir baskı zorlama olmaksızın gönüllü olarak beyat ettiler. ثُمَّ نَكَثُوا بَيْعَتَهُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ, daha sonra durup dururken, herhangi bir gerekçe yokken beyatlarını bozdular. Efendim, ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكِتَابِ, sonra Ali aleyhisselam kitap ile kalktı, ayaklandı, yani harekete geçti. فَقُتِلَ عَلِي وَبَقِيَ الْكِتَابِ, Ali katledildi, şehit edildi, kitap kaldı. Ondan sonra ثُمَّ قَامَ بِهِ الْحُسَيْنِ بِنْ عَلِي, sonra Hüseyin bin Ali kalktı ve فَسُنِعَ بِالْحَسَنِ, pardon düzeltiyorum, قَامَ بِهِ الْحَسَنِ بِنْ عَلِي, Hazreti Hasan kalktı. فَسُنِعَ بِالْحَسَنِ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ وَبَقِيَ الْكِتَابِ, Hasan'a size haberi ulaşan şey geldi onun başına. Ona öyle yaptılar. İşte zehirlendi. O da şehit oldu. Kitap kaldı. Efendim, ثُمَّ قَامَ الْحُسَيْنِ فَقُتِلَ وَبَقِيَ الْكِتَابِ, sonra Hüseyin kalktı. O da şehit oldu. Kitap kaldı. ثُمَّ قَامَ بِهِ زَيْدُ بْنَ عَلِي فَقُتِلَ زَيْدُ وَبَقِيَ الْكِتَابِ, sonra Zeyd bin Ali kalktı. O da şehit edildi. Gene kitap kaldı. ثُمَّ قَامَ بِهِ يَحْيَ بْنُ زَيْدُ, İmam Zeyd'in oğlu Yahya kalktı. Kitabı aldı. فَقُتِلَ يَحْيَ وَبَقِيَ الْكِتَابِ, o da katledildi. Gene kitap kaldı. ثُمَّ قَامَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُتِلَ مُحَمَّدُ وَبَقِيَ الْكِتَابِ, Muhammed bin Abdullah el-Nefsü Zekiye kalktı. O da katledildi. Gene kitap kaldı. ثُمَّ قَامَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُتِلَ إِبْرَاهِيمُ وَبَقِيَ الْكِتَابِ, o da katledildi. Kitap kaldı. فَنَحْنُ مَعَ الْكِتَابِ, şu anda biz kitapla beraberiz. Kitap bizde. وَالْكِتَابُ مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ حَتَّى نَرِدَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْضَ, kitap bizdedir ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Havz-ı Kevser'de kavuşana kadar o kitap bizim yanımızda kalacak. Burada kastettiği kitap nedir? Birçok şey söylemek mümkündür. Bu Hazreti Fatıma Validemize İmamiyye'nin indiğini söylediği Mushaf-ı Fatıma olabilir mi? Yahut mecaz olarak Kitabullah olabilir mi? Onun hükmü, onun emaneti olabilir mi? Bu da olabilir. Yahut
kimlerin imam olduğuna dair bir vesika nakledilmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den, Zeydilerin ya da İmamilerin itibar ettiği, bu da olabilir. Ala külli hal bizim için önemli değil bu. Bizim için burada önemli olan bu silsilenin bu şekilde sayılmış olması. Ve burada dikkat edin, bu silsilede sayılan herkes ayaklanmış ve öldürülmüş ya da kendisine beyat edilmiş ve şehit edilmiş insanlar. İmametin mantık olarak böyle bir silsile üzerine oturması gerektiğini söylüyor Muhammed bin Abdullah bu sözlerinde. Evet, saat 4 oldu. İmam Zeyd'in imametini ispat eden ve Zeydiler tarafından kendi kaynaklarında imamiyeye reddiye olarak açıkça zikredilen rivayetleri zikredecektik. Vaktimiz kalmadı. Vaadimiz olsun inşallah. Önümüzdeki haftayı buna tahsis edelim. Zeydilerin şöyle bir iddiası var. İmam Muhammed Bakır'ın da, İmam Cafer Sadık'ın da imamet iddiası olmamıştır. Bu onlara iftiradır. Onlar İmam Zeyd'in imametini teyit etmiştir, tasdik etmiştir, tanımıştır. Onu imam bilmişlerdir çünkü kıyam eden odur. İmamiler yalan söylüyor. İmamiler Ehl-i Beyt'e iftira atıyor. Bunu kendi rivayetlerinden, Zeydiye'nin kendi rivayet kaynaklarından doğrudan doğruya alıp önümüzdeki hafta inşallah nakledeceğiz. Soru alamayacağım, hakkınızı helal edin. Bu haftamızı da böyle azımızı çuva sayın. Buradan hemen çıkıp havaalanına inşallah intikal edeceğiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.